Hayata geride başladığınızı düşündünüz mü? Ya da çaresiz kaldığınızı ve kaybettiğinizi? İşte size hayata geride başlasanız dahi nasıl öne geçeceğinizin hikayesi. Enzo Ferrari ve Şahlanan Atın hikayesi. Enzo Ferrari 18 Şubat 1898 tarihinde İtalya'nın Modena şehrinde orta gelirli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Birinci Dünya Savaşı'nda cepheye çağrılan babası ve abisi grip salgınından hayatını kaybetti. Enzo'nun hayatı alt üst oldu. Tüm bunlar olurken henüz 18 yaşındaydı. Zaten sıkıntılı geçen hayatının asıl sorunlarından birisi de bedensel engelli olarak dünyaya gelmesiydi. Öyle ki askere dahi kabul edilmemişti. Lakin iş arayışları da her seferinde fiziki yetersizliğinden dolayı hüsran olunca askerlik onun için tek çıkış yolu olmuştu. Ve sonunda askere kabul edildi. Askerdeyken ağır hastalıklarla mücadele etti. Hatta ölümlü yüz yüze bile geldi. 2 sene bu şartlarda mücadele ettikten sonra askeriyeden ayrıldı. Döndüğünde az miktarda birikmişiyle otomobil tamircilerinde iş aradı. Hayali bir gün kendine özel bir otomobil yapmak ve yarış pilotu olabilmekti. Bu sebeple otomobil üretiminin tüm safhasını öğrenmek için Vespa'da işbaşı yaptı. Test şoförlüğü yaparken Alfa Romeo'dan teklif aldı ve yarış pilotluğu kariyeri başlamış oldu. 1920'de başlayan kariyeri 12 yıl boyunca listelerde 1 numara olarak devam etti. 1932 senesine gelindiğinde bir erkek evlat sahibi oldu. Dino, onun için yarış şoförünü bırakma vaktinin geldiğinin işaretiydi. Alfa Romeo onu bırakmak istemedi ve yarış sporları biriminin başına getirdi. Başarıları durmadan devam ediyordu. Alfa Romeo onun yönetiminde tüm yarışları kazandı ama Enzo Ferrari artık diğer hayalinin peşinden koşmak istiyordu. Modena'da küçük bir atölye kurdu. Sadece kendinin kullanacağı bir araba tasarlamak için çıktı yola. Ama 2. Dünya Savaşı başlamıştı ve yaşadığı yer bombalanmıştı. Atölyesi bombalanmıştı. Arabasının tasarımını bitiremeden Maranello'ya taşınmak zorunda kaldı. Alfa Romeo'da çalıştığı yıllar boyunca edindiği tecrübeler, hız tutkusu, otomobil aşkı ve bitmek bilmeyen azmi Enzo Ferrari'nin şu an tüm dünyada araba sevdalıların gözdesi olan bir markayı yaratmasını sağladı. 1946'da kendi soyadını verdiği Ferrari markası doğmuş oldu. Gelenekselci yönetim anlayışı Ferrari'yi yarışlarda başarıya ulaştırdı. Lakin ekonomik anlamda da darboğaza soktu. İtalya denilince sayılacak başlıca şeylerden olan mafya en işi dönemlerini yaşarken Enzo darboğazdan kurtulmak amacıyla en yanlış seçimimi yaptı ve mafyadan borç aldı. Mafyaya olan borcunu ödeyemeyince borcu oğlu hayatıyla ödedi. Enzo oğlunun hayatını kaybetmesinden dolayı kendisini suçluyordu. Zaten ilerleyen zamanlarda çıkardığı Ferrari Dino modeline de onun adını verdi. Ferrari 1969 ve 1988'de 2 hisse satışıyla %90'ını fiyata devrederek daha profesyonel bir yönetim anlayışına kavuştu. 1984 yılında Enzo Ferrari'nin arkadaşı Battista Farina'nın oğlu Sergio Pininfarina'nın çizimiyle tüm zamanların en güzel tasarımı olarak nitelendirilen Ferrari, Testarossa satış rekorları kırdı. Şirketin 40. yılını kutlamak amacıyla üretilen F40 modelinin Enzo Ferrari'nin en beğendiği model olduğu biliniyor. 1992 yılında Ferrari 456 GT, 1994'te F355, 1996'da 550 Maranello modelleri üretildi. Hepsi de dünyanın en popüler lüks spor arabaları arasında yer aldı.
2004 yılında katıldığı 18 yarışın 15'ini kazanan F2004 gelmiş geçmiş en iyi Formula 1 aracı olarak kabul edilmektedir. Son teknolojiyle donatılmış tesisleri ve 3336 adet çalışanıyla günümüzde halihazırda kalitesini korumaktadır. Yıllık geliri tahmini olarak 3.417 milyar euro. İşte Enzo Ferrari'nin hikayesi de bu şekildeydi. Birçok kayıplara rağmen otomobil dünyasının şahlanan adını bizlere sundu.